Tekno Safari'den herkese selamlar. Bugün ilginç bir video ile karşınızdayız. Ne var elimizde? Redmi Note 10 S var. Ama bu telefonun incelemesini çekmeyeceğiz. Bu telefonla bir challenge yapacağız. 5 saat PUBG oynayacağız. Evet, doğru duydunuz, yanlış duymadınız. 5 saat PUBG oynayacağım. Kamera arkasında Gökhan var şu an. Kameramanım da değişir, Mustafa da gelir zaten. Ben burada oturacağım. Hani farklı yerlerde oturabilirim çünkü 5 saat olduğunuz yerde oturmayın. Ve 5 saat zaten aralıksız oynamayın. Tavsiye etmiyorum. Biz bunu bir şey denemek için yapacağız. Bataryasında ne oluyor? Telefon ısınıyor mu? Kapanıyor mu? Bir şey oluyor mu telefona? Güzel bir telefon. Hem teknik özelliklerinden bahsedeceğim size şimdi, hem de oyun testlerine geçeceğiz. Hadi öyleyse videoya geçelim. Şimdi dedim ki Redmi dedim, Note 10 S dedim, elimi aldım. Ve gayet hani zarif bir telefon hissiyatı veriyor şu an bana. Gayet şık, gayet zarif bir telefon hissiyatı veriyor. Ve hani hiçbir şekilde kalınlık hissetmiyorum çünkü 8.3 mm kalınlığı, 179 gramlık bir ağırlığı var. Hani kendi kullandığımda oyun telefonlarından sonra daha hafif geldi bu telefon bana. Ki zaten oyun amacıyla üretilmemiş bir telefon. Yani bu bir oyun telefonu değil. Hani sıvı soğutma gibi özellikleri yok. Şimdi bu telefonda oyunda önemli bir şeyler var. Ne var? 2 tane hoparlör var. Sağda ve solda stereo destekleyen hoparlörler var. Hani kulaklık takmayacaksanız oynarken kullanabilirsiniz ama ses kasacaksanız kulaklık takın. Ve burada da hani bir detay daha vereceğim. Kulaklık girişi var bu telefonun, yani 3.5 mm jack girişi var. Bazılarında olmuyor. Bunda da kulaklığını takıp oynayabilirsiniz. Telefonun arkasına baktım. Bu Onyx grisi rengi. Ama hani yıldız ışığı mor diye bir rengi var ve gerçekten geçişli bir renk. Çok güzel. Keşke elimizde o olsaydı. Ya bu da kötü bir renk değil bu arada. Ben grileri, siyahları, lacivertleri zaten anlıyor musunuzdur siz de şimdiye kadar. Hani çok severim. Şimdi geldik, tasarımını geçtik. Ekran kısmına geldik. 6.43 inç AMOLED panel var burada. Aman tanrım, AMOLED uzun zamandır görmüyordum, kullanmıyordum. Kendim de IPS LCD kullanıyorum. Ve hani dertlerime derman oluyor AMOLED. Niye? Hem çok güzel bir görüntü kalitesi var ekranın zaten. Hani oyunlarda da zaten fark ediyorsunuz bunu. Hem de 1100 nit parlaklığı var. Hani ben film ara sesleniyorum ya, 400 nit olmasın, 350-450 nit arasında gezmesin ekran parlaklıkları, göremiyoruz güneşte. Bu telefonu görüyorsunuz abi. Maksimum parlaklığı 1100 nit oluyor bu telefonun güneş altında. Ve gerçekten güzel bir ekran. 2400x1080 ve 60 Hz bir yenileme hızı var. Yani 120 Hz yenileme hızı yok. Niye? Çünkü oyun telefonu değil, konulmamış. Konulabilir miydi? Fiyatı yükseltirse konulabilirdi. Yani hani orada dengeliyorlar diyeyim ekranda. 60 yeterli olacaktır çoğu oyunda çünkü 120 destekleyen oyunlar var, 60 destekleyenler var ama 120 daha az diyebiliyorum zaten ben piyasada. Ve 409 ppi hani bir değere sahip bu ekran. Gözünüzde zaten baktığınızda anlarsınız zaten ekranın kalitesini. Yani şu şekilde size açtığımda zaten oradan bile belki görüyorsunuzdur, emin değilim ya. Ben bakıyorum şu an, yani güzel bir ekran var karşımda. Telefonun teknik özelliklerinde de işlemciyle başlayacağım. Burada ne görüyoruz? Hani Redmi Note 10'dan farklı olarak özellikle işlemci farklı. Ne var? Snapdragon yok, MediaTek var. MediaTek Helio G95 işlemci var ve G95 hani biraz daha oyun için optimize edilmiş bir işlemci. Hani Note 10'daki normal Snapdragon işlemciye göre zaten testleri var. Hani daha oyunlara optimize edilmiş bir işlemci ve ARM emali G76 grafik birimini görüyoruz. Şimdi bu telefonun neyi var? 6 GB RAM'i var. 6 bu fiyat segmenti için iyi. Zaten altının altını zaten kullanamıyorsunuz. Hani tam böyle devam gerekirse. Hani 4 olduğu zaman biraz sıkıntıya düşüyorsunuz. Niye? Yani birkaç sene önce de 4'tü zaten. Hani 6'dan başlayın, 8 alın. İleriye yönelik bir RAM tercih edeceksiniz diyorum. Ve 128 GB depolama var. Hani 64 yine diyeceğim RAM'deki gibi. 64'ü kullanırsınız. Ama 2-3 sene sonra dolacak, temizlersiniz, yine dolacak onlar. Yani biliyorsunuz uygulamaların çok fazla yer kapladığı bir dünyadayız şu an artık. 20'şer 50'şer megabaytlık güncellemeler geliyor, 2.5 GB'lık oyunlar var, büyük oyunlar var. Bunları indirdiğinizde 10-20 GB Spotify, Galeri, onlar bunlar geldiği zaman doluyor bu telefon. 128'i bu yüzden tavsiye ediyorum. Ne önemli benim için? Batarya önemli. Niye önemli? Çünkü batarya hani performansı zaten bakacağız biraz sonra, %100'den başlatacağız bu telefonu. Niye önemli? Sen oyun oynuyorsun, gününde telefona bakıyorsun, AMOLED 1100 nit ekran var. Hani o da batarya yiyecek. Batarya performansı nasıl özellikle oyundayken, ona da bakacağız. Ama 5000 mAh batarya var, 33 watt hızlı şarj var. Yani batarya şarj bitti, tükendi ama 33 wattla siz hızlı bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Öyleyse hiç uzatmayayım ben zaten bu kısmı. Hani zaten sitesinden bakabilirsiniz tüm özelliklerine. Ben direkt olarak oyun kısmına geçeyim. Hadi gel. Evet, şu an 5 saatlik bir sayaç açtım burada. Elimde de PUBG'ye girdim. Oyun açıldığı anda sayacı başlatacağım. Şu an güncellemeyi kontrol ediyor. Ve şarjım %100. %100 ile başlıyorum. Bu sefer 99'da değil. Hani şarjdan yeni çıkarttık telefonu. %100 ile başlayacağız.
Kendi kulaklık taktım bu arada. Hani size ses gelmiyor olabilir şu an ama yani ses kasmak için taktım bunu da. Evet, şu an oyunum resmi olarak ben açıldı sayıyorum. Ekranı geldi. Bu yüzden evet, sayacı başlatacağım. Evet, şu an telefonum daha rahat bir konuma aldım. Görüyorsunuz. Aynı zamanda da oyunumuz başladı. Nereye atlayalım? School'a atlayalım mı? Grafik ayarlarında da yüksek ayarlardayım. Aşırı yüksekte değilim bu arada. Grafik ayarlarım yüksekte. Ooo, loot'a bak. Bu ne abi? Adam alabileceğimi ne yapmış ya? Tamam. Abi adam yanından yürüyor. Göremedim yani nerede olduğunu. İlginç. Başka var mı? Bir de benim adam nerede? Abim burada değil misin sen? Sen oğlum ne yapıyorsun orada? Alo. Bu ne oğlum? Kaç kişiler? Arkamdan da sıkıyor. Aha delireceğim. Delireceğim. Bam. Tamam oyunda dur böyle. Sıradan haberim yok. Oynamaya terk edildim bu odada. Kameranın Blacky. Tatlı köpek. He? Oynamaya terk edildim burada. Kameramanın bile yok. Rushlayacağım içeri gidip ya. İlginç, kimse yok abi. Ya bu güzel güzel pusu kurmuş biri. Göremiyorum. Görüyorum. Kötü. Kayanın arkasında biri var. Ne oldu? Evet, bu 15 çok iyi bir lig arkadaşlar. Yani bu oyuncusu olduğum için zaten oyunun diyormuşum. İlk oyunumuz 32 dakika sürdü ve şarjımız %6 düştü 32 dakikada. Ve telefonun ısındığını falan hissetmiyorum zaten. Heyecandan ısındığını hissedemezsiniz bu telefon 32 dakikada da. Hani performansı güzel. Biz o zaman sonraki oyunlara geçelim. Aha yumruklayarak öldürdü. Delireceğim. Ağlayacağım. Nereye Lesko ya? İnşallah bottur ya. Şu an hala oyundayım. 2 saattir içerideyim. Hava kalmadı burada. Oksijen kalmadı. Bir saniye. Nereye sıkıyorsun? Nereye sıkıyorsun? Nereye sıkıyorsun? Burada dediğim gibi oksijen kalmadı. Konuşma, düşünme yetilerimi kaybetmeye başladım böyle. El göz koordinasyonuyla oynuyorum sadece. Beynimi kapattım. Ben mi dışarı çıkacağım, dışarıda oynamaya devam edeceğim. Çünkü 5 saat geçmez böyle abi. Hadi dışarı çıkalım ya. Abi şu an dünya yok mu? Dünya var değil mi? Serin serin. Serin serin abi. Ama yine içeri girmem gerekecek, sıkıntı olacak. Şu an serin güzel ama dünya var şu an var ya. İçeriden sonra 2 saat sonra yani. Thank you.
Evet, şu an kaçıncı saat? Dördüncü saatlerdeyim. Hayat. Hayatın anlamını sorgulayacağım. Tamam, Ankara'dan geldim. Direkt ofise geçtim. 2,5 saat uyuyup. Valla telefon yorulmadı. Telefon niye bilmiyorum ama telefon sıcak değil. Hani yani ne bileyim, ılık şu an. Şu anlamsız bir şekilde. İşte dünya, yaratılış. Evren. Yani dördüncü saatinde bile telefon aynı sıcaklığını koruyor. Yani birinci saatinde neyse, dördüncü saatinde o. Yani ekstra bir ısınma, yanma bir şey yaşamadım şu an telefonda ben. Yani 5 saat tutup oynamayın. Bir el atın, iki el atın. Sonra çıkın dinlenin, gözünüzü dinlendirin. Evet, kulaklık takmamın sebebi şu an yoruyor abi. Kulak içi kulaklık. Ne kadar takabilirim ki yani? Hani belli bir yere kadar takarsınız da. Uykum geldi lan. Bir tanesini bayılttık. Diğeri de hayatta olduğuna pişman olacak. Niye biliyor musun? Çünkü bana karşı oynuyor. Öyle bir şey yok aslında. Pişman mısın abi hayatta olduğuna? Bir şey yiyecek ne var şu an burada? Dur, bende bisküvi var. Onu da yerken acıktım ama. Bekle Mekran. Ay, vurma ya. Yine acıktım ha. Acıktım. Evet, şu an 5. saatimin içlerindeyim. Telefon sıcak ama sıcak. Yani normal telefonlar nasıl ısınır PUBG oynarken? O kadar sıcak yani. Daha performanslı bir işlemci. Snapdragon'a göre belki birkaç derece, 3-4 derece oynar ama yani elinizde hissedebileceğiz. Yani derece kaç desem bile hani elinizde hissettiğinizi anlatamam nasıl hissettiğini. O yüzden 1. saatte ısındı, maksimumunu gördü. 1. saatten sonra çok şey olmadı yani. Sıcak. Aynı sıcaklıkta. Nerede? Burada soğuk. Abi bitmiyor ya. Şeye geç atladım. Oturuyorken bakmadım, uykum geldi, geç atladım. Sen alsana bir dakika şunu, ben tuvalete gideceğim. Tamam. Acil abi. Geri geldim. Buradan kesersin onu. Tamam. Hiçbir şey olmamış, yani, bir devam edeceğiz şimdi. Ben bir kişi aldım seninle, evet, devam tamam, edebiliriz. Tamam. Hiçbir şey olmamış, bir devam edeceğim. Ben sana birini aldım. Evet abi ya, ben de işte bitmiyor 5 saattir. Ama çok az kaldı ya. Son 10-20 dakikam, son 10 dakikam falan kaldı yani. Aldım ben olası. Neyse, sana kolay gelsin, ben gidiyorum. Ya gitti bu kardeşim. Ulan. We'll be right back.
Evet, bugün Redmi Note 10 S'le 5 saat PUBG oynadık. Ben en başta dedim ki, iddia ettim. Hani ben oynarım 5 saat falan dedim de arada Mustafa girdi, hani Osman girdi, Gökhan girdi. Hani paylaşa paylaşa oynadık biraz. Hani ne bileyim, insanın ihtiyaçları oluyor. Ne bileyim, bir yere gitmesi, bir şey yemesi gerekiyor. Yani aralarda verdim ama hani size elimden geldiğince gösterdim zaten buraları. Hani otura otura da bittim zaten. Şimdi telefonun konuşmakta da yani artık beynim şey olmaya başladı. Telefonun batarya performansına gelecek olursam da şarjım %33'e düştü. %33 5 saat full parlaklıkta oynadım. AMOLED ekranda 1100 nit maksimum parlaklığa çıkan ekranımızda full parlaklıkta oynadık. Hani ısınmasına da gelecek olursam, ısınması da şu şekilde, hani normal bir telefon 1 saatte ısınır ya PUBG oynarken. Birazcık daha fazla onda. Hani 5 saat, hani her saat katlanarak 5 katına artmıyor ısınması. Ben 5 saat daha oynamaya devam ederdim. Batarya el verdiğince giderdim yani. Hani bu telefonun zaten 5000 mAh bataryası güzel. Kendisi de güzel bir telefon. İnce olduğu için de hani kulak girişini de şöyle üst tarafa ben çevirdim ki elinize gelmesin oynarken. Zaten ince olduğu için de hiçbir rahatsızlık vermedi bana telefon. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir challenge fikriniz varsa lütfen yorumlara belirtin ama 10 saat PUBG falan yazmayın lütfen. 5 saat, 5 saatten deneriz de 4 kişi deneriz 5 saatte. Tek başıma biraz zor. Böyle işkencesiz challenge fikirleriniz varsa diyelim, onları da yorumlara bekliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ben çok duygusallaştım. Duygusallaştım abi. Olmuyor. Gözüm kör oldu. Keşke gözlüğümü getirseydim ya. Saat kaç ya? Ne zaman yemek yiyeceğiz? Oo. Şu bahçede ağlayacağım.